değil. Tüm bölge, hatta tüm Türkiye içinde önemli bir ticari değer oluyor. Bölgenin tek coğrafi... Biraz var değil mi? Şunu alsana. Bu baktığınızda bir kısmı da süper ama bilmiyor. Doğru yap. Hemen buldum. Belki ben de ben... Sahibi kim başkanım? Ali Baba da belediyesi. Siz de oğlum yani. Kestikten sonra da. Tamam. Efendim kokusu nasıl? Mis mis. Muhteşem. Şöyle tırnağınızı yakalıyorsunuz. Şöyle oramasını. Muhteşem. Yani bu ürün şu anda Eylül'ün 30'una kadar böyle tam başkanım, veriver şöyle makasla. Bu senede yaklaşık 90-100 lira bandında bir alım fiyatımız olur. Başkanım şöyle sıkı ver bir aşağıya doğru. Hı? Limon gibi. Vallahi efendim sulu sulu bile. Tabii. Bunun salataları vallahi direkt böyle. Bahçemize bakıyoruz başka. Biz yaklaşık 6 dönümlük alanda tarihler öncesinden Bodrum'da yaklaşık 1930'lu yıllarda dikilen mandalin fidanlarının olduğu bir bahçedeyiz. Biz Bodrum yeşil mandalini hem gündeme getirmek hem de gerçekten mandalinin unutulmuş o ekonomik değerini, Bodrum mandalini unutulmaya yüz tutmuş aslına bakarsanız kültürel değerini tekrardan canlandırmak, gelecek kuşaklara bu değeri yaşatıp bu değeri değerine değer katıp aktarmakla mesulüz ve bu amaçla bugün burada erken hasat yapıyoruz. Bu yaptığımız erken hasatta hem belediyemize ait bahçemizde yapıyoruz bu hasatımızı hem de üreticilerimize ait bahçelerde üreticilerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz bu hasatta elde ettiğimiz yeşil bodrum mandalinlerini? Tabii ki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz öncülüğünde direkt ve doğrudan tüketiciyle yani alıcılarla buluşturuyoruz. Böylelikle üreticimizin bodrum mandalini yaşatma gayesine destek veriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi parlatarak, ekonomik değerini ona tekrardan kazandırarak bu değerimizi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmakta kararlıyız. Bodrum Belediyesi olarak bizleri var eden, bu topraklardan çıkan bu yeşil altını koruyacak, kollayacak, yaşatacak ve gelecek nesillere aynı ekonomik değeriyle aktaracağız. Çok güzel kokteyl yapılıyor bu içeceklerimizde. Hem alkolü hem alkolsüz kokteyllerde bu mandalinin aroması inanılmaz bir lezzet katmakta. Sadece içecek olarak değil, yiyeceklerde de bu mandalinin aroması çok güzel tatlılarımızda kullanılmakta. Bizler zaten Bodrum'da özellikle şu an bulunduğumuz Bitez bölgesindeki işletmelerle de konuşuyoruz. Bu yeşil Bodrum mandalinin nasıl yiyecekte, nasıl içecekte kullanılıp sofralarımıza nasıl hizmette sunulabileceğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum Bodrum Belediyesi'ne. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah Bodrum mandalinasını daha da iyi seviyeye getireceğiz. Şu anda 140 bin tane ağaç var. Benim düşüncem her villamızın, her evimizin bahçesine de böyle bir tane, iki tane mandalina dikersek biz bunu 200-300 bin lira çıkarırız. O zaman da piyasası da oluşur, vatandaş da kullanır. Ben hayırlı olsun diyorum. Güzel bir etkinlikti başkanım. Sağ ol. Çektim mi? Valla çok güzel, güzel bir şey. Çok güzel, çok mutluyum. En başında dışında gelmek pek istemiyordum da. Şimdi geldiğime çok mutluyum. Gayet güzel bir etkinlik. Çok eğleniyorum valla, çok güzel bir hasat. Valla bol bol mandalina topladık, Bodrum mandalinası. Onun hikayesini öğrendik. Hatta insanlar Bodrum mandalinası sayesinde okula gidiyormuş. Onu öğrendim, evet. Mesela küçük bir şeyin bu kadar büyük bir olay olduğunu hiç bilmiyordum. Ve bunu öğrenmek çok iyi geldi bana. Benim de böyle bir takım. Daha çıkmıyor. Şartlarımız da çıksın.
coğrafi konumlu bu Bodrum Mandalini'nin bu özel gününde burada olmak bence çok anlamlı. Sürdürülebilir şeyler sadece aslında bir ünvan ya da bir insan birliktelikleri değil, aynı zamanda ülkemizde yetişen bu tarz önemli ürünlere de destek verebilmek çok kıymetli hissettiriyor. Bugün bunun bir parçası olmak benim için sadece bugüne değil, bundan sonrasında her zaman dikkat edip önem vereceğim ve üreticileri destek vereceğim bir noktada. Tamam, size yakalım. Pardon.